Nokta TV'den herkese iyi günler değerli izleyenler. Siyasi gündemin önemli başlıklarını siyaset bilimci, Sol Haber Portalı yazarı Sayın Fatih Yaşlı ile konuşacağız. Sayın Yaşlı Skype bağlantısıyla canlı yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi sizin Sol Haber Portalı'nda yazdığınız dün yayınlanan yazınızda yaşanan tartışmalara Mahir Ünal'ın harf devrimini AKP'nin Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'ın harf devrimini hedef alan, dolayısıyla Cumhuriyet'in kurucu değerlerine direkt bir saldırı olarak yorumlanan sözleri ve ardından görevden alınmasını siz kamuoyunda tartışıldığı biçimden biraz farklı okudunuz. Şöyle dediniz, aslında bu bir Devlet Bahçeli'nin MHP liderinin bir baskısı sonucu olmadı ya da iddia edildiği gibi Erdoğan ve AKP kemalistleşmedi, devletçileşmedi, devletin çizgisine gelmedi. Aslında bir strateji değişikliğine gitti ve bundan böyle seçim kampanyasında da göreceğiz ki dediniz, Cumhuriyeti, Atatürk'ü direkt karşısına almak yerine bu hatta yakın bir kampanya yapabilir. Böyle okudunuz. Biraz açar mısınız? Ne demek istediniz bu yazınızda? Elbette, yani söylemeye çalıştığım şey şu: ben en başından beri AKP ile MHP arası ilişkilerde bu gayri resmi koalisyonun asıl unsurunun Bahçeli olduğu, işte Bahçeli'nin AKP'yi yönettiği, Erdoğan'ın Bahçeli'ye mecburiyet duyduğu yönündeki tezlerin biraz zorlama olduğunu düşünüyorum. Yani bunu daha çok rakipleri yapıyor tabii. Yani AKP seçmenine seslenmek için diyorlar ki, bakın aslında sizin o Erdoğan yönetiyor zannettiğiniz AKP'yi de bir yöneten var demeye çalışıyorlar. Hatta bazen şey bile deniyor, işte Perinçek yönetiyor tarzı böyle aşırı uç yorumlara rastlıyoruz. Şimdi bunlar doğru değil elbette. Yani tabii ki koalisyonun içerisinde MHP'nin de Bahçeli'nin de ağırlığı var. İşte atamalarda, bürokraside, şurada burada MHP'nin de istekleri, arzuları elbette ki dikkate alınıyor. Ama Mahir Ünal'ın görevden alınması sadece basitçe Bahçeli çıktı ve isim vermeden işte grup toplantısında onu hedef aldı diye açıklanamaz. Bu son derece basit bir açıklama olur. Yani diyelim ki eğer almasalardı görevden ne yapacaktı Bahçeli? Koalisyonu mu bozacaktı? Hiç zannetmiyorum bozacağını. Dolayısıyla ben meselenin başka olduğunu düşünüyorum. Biraz daha geniş bir bağlama yerleştirmek gerektiğini düşünüyorum. O bağlamda şu aslında. Ya yani Türkiye 2023 yılına gidiyor. Cumhuriyet'in 100. yılı şu an tüm Türkiye toplumunun tartışma noktalarından biri. En önemli tartışması. Siyasetin de merkezine yerleşti. Ve kavgada şu an dikkat ettiyseniz cumhuriyetçiler ve cumhuriyet karşıtları diye bir ayrım yok. Herkes kendince cumhuriyetçi oldu. Yani Türkiye'deki neredeyse bütün siyasi özneler öyle ya da böyle cumhuriyeti bir yerinden alıyorlar, tutuyorlar, bir yerinden sahiplenip bir yerinden reddedebiliyorlar, eleştirebiliyorlar. Bu gayet doğal zaten. Cumhuriyet en başından itibaren her şeyi doğru, her şeyi mükemmel yapmış deseydik zaten bugünlere gelmiş olmazdık. Dolayısıyla elbette ki sol adına söylemiş olalım, sol da, solun önemli bir bölümü de cumhuriyetin kazanımlarını sahipleniyor ama onu ileri taşımanın öncelikli görevi olduğunu söylüyor. Şimdi tekrar dönelim bu meseleye, yani 100. yıl tartışmasından kaynaklı Mahir Ünal meselesine. Erdoğan, dikkat edin, seçimin 2023'te yapılacağını biliyor ve buradan hareketle özel olarak bir cumhuriyet tartışmasına girmiyor. Yani eskiden İslamcıların yaptığı üzere cumhuriyete yönelik işte Necip Fazıl'ın söyledikleri, Kadir Mısıroğlu'nun söyledikleri, başka İslamcıların kendi aralarındaki iddialar, Rıza Nurların iddiaları vesaire, bunlar İslamcıların gündeminden düştü. Hatırlayalım, yani Erbakan zamanında, daha 90'lı yıllarda Türkiye'de İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkılacak mı kalkılmayacak mı tartışması yapan bir İslamcılık vardı. Bu AKP görüş döneminde de oldu ama, öyle değil mi hocam? AKP'nin bazı bürokratları bazı resmi törenlerde kalkmadılar. Kaldı ki Sayın Erdoğan da harf devrimiyle ilgili Mahir Ünal'ın söylediklerine benzer sözleri birkaç yıl önce dillendirmişti. Tabii. Bu vardı. Tabii tabii. İlk yıllarda, AKP'nin ilk yıllarında galiba Şükrü bir şeydi, eski Kayseri milletvekili ya da belediye başkanı olabilir. Karatepe, hatırlıyorum. Şükrü Karatepe, Kayseri Karatepe galiba böyle bir şey olmuştu. Evet, onun dışında Erdoğan'ın da biz işte Lozan'la ilgili söylediklerini duyduk. İşte dedi ki adaları verdiler, bakın şuradan sesi geliyor. İşte dil devrimiyle ilgili söylediklerini biliyoruz. Bunları bırakın, daha bir ay önce mesela Erdoğan Vahdettin'e hain diyen İzmir Belediye Başkanı hakkında soruşturma talimatı verdi adeta. Şimdi Erdoğan'ın böyle esneklikleri var. Yani Erdoğan'ı zaten bence Türkiye'de hala daha rakipsiz kılan öge
Birkaç gündür böyle sosyal medyada bununla ilgili şeyler yazıyorum. Örneğin Diyarbakır'a gidiyor, kendisine Serok dedirtebiliyor. Ama öte yandan Demirtaş'a sen o cezaevinden asla çıkmayacaksın da diyebiliyor. Ya da işte 29 Ekim geliyor, en büyük cumhuriyetçi kendisi oluyor. Ama birkaç gün önce ya da birkaç gün sonra doğrudan fiili şeriat rejimine işaret eden konuşmalar da yapabiliyor. Öyle bir esnekliği var. Niye? Çünkü karşısında söyleminin çelişkilerini ifşa edecek güçlü bir figür yok. Onun tutarsızlıklarını, çelişkilerini gösterecek, bunun üzerine gidecek bir figür yok. Bir siyasi güç yok. Öyle olunca da daha rahat hareket ediyor. Şimdi dolayısıyla ben Mahir Ünal'ın görevden alınması da şu değil yani hani milletvekilliğinden istifa ettirilmedi, partiden istifa ettirilmedi, eninde sonunda grup başkan vekilliğinden alındı. Çok abartılmaması gerektiği yönünde bir kanaatim var benim. Şimdi 28 Ekim günü Türkiye Yüzyılı diye bir projeksiyon açıklamış AKP. Bilerek işte 2023'te seçim olacağı için 29 Ekim'in 100. yılına getirmeye çalışmış. Ertesi gün TOGG projesini işte fabrikasını açıyor. Her ikisini de Cumhuriyet'in mirasıyla ilişkilendiriyor. Birinde diyor ki biz Cumhuriyet'in 100 yıllık birikimini daha ileriye taşıyacağız mesajı veriyor. Türkiye 100 yılı kampanyasıyla. TOGG'un açılışını yaparken de diyor ki bak yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında da yerli sanayi önemliydi. Sonrasında örneğin biz hem İHA SİHA yapıyoruz hem örneğin işte 27 Mayıs sonrasında devrim arabalarının önüne taş koydular. İşte emperyalist güçler. Biz şimdi o arabaları da yapıyoruz. Yani bir yerlilik, millilik vurgusu, Cumhuriyet böyle sahiplenilir tarzı bir vurgu var Erdoğan'da. Ve Mahir Ünal'ın sözleri bu vurguyu çelecek bir nitelik taşıyordu. Onlar açısından bir gündem değiştirme anlamına geliyordu. Kendi stratejilerini boşa düşürme anlamına geliyordu. Yani zamansız öten horoz sendromu bence ortaya çıktı ve o yüzden görevden alındı. Yani bu tür açıklamaları hep Erdoğan yapar. Erdoğan yaptığında da bir süre sonra onu bir şekilde nasıl söyleyelim telafi edebilir. Başka cümleler kurar, geri alır gibi yapar. İşte gider bir Anıtkabir ziyareti vesaire ama alttakiler yani alttaki yöneticiler bu tür açıklamaları yaptıklarında bu işin kolay kolay telafisi olmaz. Erdoğan da her seferinde zaten hep şey yaparak gidiyorlar farkındaysanız 20 yıldır tedrici şekilde aşama aşama gidiyorlar. Ve o aşamayı hızlandıran bir açıklama ya da bir demeç olduğunda hemen Erdoğan frene basıyor hop diyor yani bunları bir tek ben söyleyebilirim. Şimdi de ben benzer bir şekilde Mahir Ünal'ın görevden alınmasının bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani İslamcılar artık öyle kolay kolay Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i doğrudan karşılarına almanın onunla kavga etmenin bir siyasal getirisi olmadığını fark ettiler. Ne zamana Hatta kadar? efendim. Ne zamana kadar böyle yapacaklardır sizce? Hani içerik olarak karşı düşünmüyorlar ama öyle değil mi söylediklerini Yani aslında? muhtemelen 2023 seçimlerini kazanırlarsa bu pragmatizme ihtiyaçları olmayabilir. Ya da toplumu hala bir arada tutmak istiyorlarsa doğrudan kavga etmelerini en azından sözel düzeyde kavga etmelerini gerektiren bir şey yok. Ama bugün Atatürk'le ya da Cumhuriyet'le kavga etmemek demek şu anlama gelmiyor ki işte laikliği savunmak, dinselleşmeye karşı çıkmak. Hayır, onlar pratikte attıkları adımları atmaya devam ediyorlar. Sadece retorik düzeyde bu savunma. Yoksa bugünkü iktidarın 1923'ün kurucu felsefesiyle, inkılaplarla, Atatürk'ün bizzat kendisiyle derdi olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Ama tarihi değiştiriyorlar. Yani tarih yazımını değiştiriyorlar. Örneğin diyor ki Erdoğan Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bütün hepsi bizim. Bunu öğretmeye çalışıyorlar. Bunun insanların zihnine işlemeye çalışıyorlar. Oysa ki Cumhuriyet'le Osmanlı arasında net bir kopuş var. Yani Cumhuriyet Osmanlı'nın antitezi olarak kurulan bir devlet. Bunun yanı sıra Atatürk'ü basitçe bir Osmanlı paşasına indirgemeye çalışıyorlar. Halbuki evet yani görev olarak Osmanlı ordusunda subay Atatürk ama zihniyet olarak Osmanlı değil ve Osmanlı'nın köhnemiş bir rejim olduğunu söylüyor. Çok net ifadeleri var. Yani Vahdettin'e haindi diyor, Osmanoğullarının Türk halkının tepesine bindiğini, ondan egemenliği zorla aldığını bunların hepsini söylüyor ve attığı bütün adımlar harf inkılabı da dahil Osmanlı mazisiyle, Osmanlı geçmişiyle yeni cumhuriyetin bağını koparmak üzerine kurulu. İslamcılar bu anlamda doğru söylüyorlar. Yani bir gecede cahil kaldık ifadesi elbette ki yanlış. Ama atılan harf inkılabı adımı çok net bir amaçla atılmıştı. Tıpkı diğer devrimler gibi. Yani kılık kıyafet de, tekke ve zaviyelerin kapatılması da, hilafet ve saltanatın kaldırılması da hepsi
Cumhuriyetin bir kopuş projesi olduğunu gösterir. Harf inkılabı da bunun içinde. Harf inkılabı da kopuş projesinin bir parçasıydı. Ama örneğin inkılaplarla ilgili bir sessizlik var. Soralım AKP'lilere, hatta muhalefetteki Davutoğlu ve Babacan'a da sorsak. Harf inkılabı hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ben eminim ki Mahir Ünal'la aynı şeyleri söyleyecekler. Ama pragmatizm söylemelerine engel oluyor. Dolayısıyla yeni bir tarih yazımı, bir süreklilik iddiası, Erdoğan'ın bir Osmanlı paşası olduğu söylemi, hatta yine kendi aralarında aslında Vahdettin yolladığı ülkeyi kurtarması için Atatürk'ü Samsun'a ifadelerinin kendi aralarında bir inanç olarak devam ettirilmesi. Bunlar var. Dolayısıyla biz değiştirilmiş bir tarih yazımı, içeriği boşaltılmış, içeriksizleştirilmiş, tarihsel bağlamından kopartılmış bir Cumhuriyet ve Atatürk savunusuyla karşı karşıyayız. Bunu daha kolay yapabilmeleri nedeni de karşılarında Cumhuriyeti gerçek anlamda sahiplenebilen bir muhalefetin olmaması. Mustafa Kemal Atatürk'ün hem harf inkılabı sırasında, harf devrimi sırasında hem hilafetin kaldırılmasında aslında çevresindeki Kuvayi Milliye komutanlarından ya da Cumhuriyet'in kurucu kadrosundan da zaman zaman farklı, daha ileri, daha radikal düşündüğünü de söyleyebiliriz, öyle değil mi? Hilafetin bütçesinin kaldırılmadan önce artırılması konusunda İsmet İnönü ile dahi bir yazışması var galiba. Bütçenin artırılmasını isteyen İsmet İnönü'ye gerek yok gibi bir şey söylüyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü diğer kurucu kadronun da ilerisinde görmek mümkün, öyle değil mi? Hem zihinsel hem eylemsel açıdan. Elbette dediğiniz şeyin belgesini ben sosyal medyada geçen hafta paylaşmıştım, bilerek paylaştım. Yani İnönü başbakanken Atatürk'e ya Abdülmecid'in bütçesini biraz arttırmalıyız minvalinde bir mektup yazıyor. O da diyor ki yani her gün saltanat hayalleri görmeye devam edenlerin şımarıklığına yeni kurduğumuz cumhuriyeti kurban etmeyeceğiz. Geçin bu işleri diyor. Tam da sizin söylediğiniz üzere hem hilafetin saltanatın kaldırılmasında hem inkılaplarda hem de cumhuriyetin ilanında Atatürk kendi çevresindeki subayların ve kurucu kadronun en radikali yani Burjuva devriminin en radikal ismi, en kopuşçu ismi. Onlar diyorlar ki mesela ya paşam işte 3 sene içerisinde geçebiliriz. Harf devrimini ancak yapabiliriz diyorlar. O hayır 3 ay içerisinde yapacaksınız diyor. Hilafetin saltanatın kaldırılmasının hadi saltanat kaldırılırken neyse bir mutabakat var sayılır. Çünkü İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti arasında ciddi gerilimler var. Ama hilafetin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanında kendi etrafındaki kurucu kadronun, paşaların neredeyse hiçbiri onunla mutabık değil. Aynı şey örneğin yani bir süredir buna dair okumalar yapıyorum. Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerde de geçerli. Yani milli mücadele esnasında paşaların önemlice bir bölümü, bir yandan İngilizlerin desteklediği Yunanlılarla savaşıyoruz ama öte yandan paşaların çoğu İnönü de dahil olmak üzere İngiliz ve Fransızlarla bir anlaşma zemini arıyorlar ve olabildiğince Bolşevik'ten uzak durmaya çalışıyorlar. Atatürk ise elbette ki ne sosyalist ne Bolşevik ama her zaman İngilizlere ya da Fransızlara karşı, emperyalizme karşı Sovyetler Birliği ile yakınlaşmanın daha iyi olduğunu, köprülerin atılmaması gerektiğini, iyi ilişkiler kurulması gerektiğini, iki bağımsız devletin birbirini tanıması ve bu tanıma etrafında bir araya gelmeleri gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Kendi kuşağının en radikal figürü olduğu için bence Cumhuriyet ilan edilmiş. Belki Atatürk olmasaydı yine milli mücadele bir şekilde kazanılabilirdi ama İnkılapların ve Cumhuriyet'in ilanı için mutlaka bence Mustafa Kemal gerekiyormuş. Eğer Mustafa Kemal olmasaydı biz o inkılapları ya da Cumhuriyet'i belki işte 1950'lerde, 60'larda görebilirdik ve bugün Suriye, Irak, İran kalibresinde bir ülke olurduk diye düşünüyorum. O birikim sayesinde hala toplumda bir ilericilik adına bir direniş var, öyle değil mi? O devrimlerin tohumu ekmesiyle ilgili galiba bu Elbette, topraklar. elbette ki yani eğer o olmasaydı toplumun %50'den fazlası AKP projesine öyle kolay kolay itiraz etmezdi. Dediğim gibi bir de her programda şunu da söyleme ihtiyacı hissediyorum. Yani Cumhuriyet de Atatürk de kusursuz değil, o eleştiriden münezzeh değil, eleştirilmeli, ileri taşınmalı. Ama Türkiye'de gelinen noktada öyle bir Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı yapılıyor ki öyle anlamsız, manasız işte bir gecede cahil kaldıktan tutun da bambaşka şeylere, Vahdettin hain değildilere kadar bir Osmanlı güzellemesi var. Şimdi bunun karşısında bizler çubuğu bu tarafa bükmek zorunda kalıyoruz. Yoksa örneğin
Başka bir programda Cumhuriyet'in sınıfsal niteliği, Cumhuriyet'in milliyetçiliğinin yanlışları, işte otoriter rejim, 1925 Takrir-i Sükut Kanunu'ndan sonra yaşananlar, sola sosyalistlere yapılanlar, mesela bunları konuşacak olsak oradan da bir sürü şey anlatabiliriz. Ama biz bir meseleye diyalektik olarak bütünlüğü içerisinde bakmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki Cumhuriyet Osmanlı'ya göre tarihsel bir ilerlemedir. Cumhuriyet'in kazanımları bu ülkede, bu topraklardaki en ilerici sıçramalara tekabül eder. Dolayısıyla biz o kazanımlardan geriye düşmeden ama bir yandan da o kazanımların da eksikleri olduğunu, Cumhuriyet projesinin kendisinin eksikleri olduğunu göstererek, sonrasındaki çürümeyi, yozlaşmayı göstererek daha ileri bir cumhuriyet kurma fikrini savunuyoruz. Yani Cumhuriyet'in kendi eksikleri olmasaydı zaten İslamcılar bugüne kadar Türkiye'yi yönetiyor olmazdı. Bakın 100 yıl geçmiş Cumhuriyet'in ilanından beri. Bu 100 yılın 20 yılı çok net bir şekilde 1923 paradigmasına karşı bir parti tarafından Türkiye yönetilmiş bu 20 yılda. Bunu bir kenara koyalım. Beşte biri, Cumhuriyet tarihinin beşte biri karşı Elbette ki. paradigma tarafından Elbette ki, şekillendirilmiş. hatta bu paradigmaya kıyısından köşesinden Menderes, Demirel, Özal, Erbakan gibi figürleri de kattığınızda ve hele hele 46'da çok partili hayata geçilip 50'de Menderes'in seçildiğini göz önüne aldığınızda CHP'nin bir daha tek başına iktidar olduğu örneğin bir dönem yok Türkiye'de. Ne askeri darbeleri bir kenara bırakırsak Cumhuriyet tarihinin çok partili hayatının tamamına yakını sağ partilerin iktidarıyla geçmiş. O sağ partilerin çoğu da Cumhuriyet'in radikalizmini sürekli törpülemeye çalışmışlar. İşte son gelen partide, İslamcı partide o Cumhuriyet'in bırakın radikalizmini törpülemeyi, tamamen paradigmayı değiştiren bir karakter taşıdı ve gerçekten de 1923'ten geriye kalan ne varsa biz 20 yılda işte kamu kurumlarının satılmasından tutun da 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine ya da parlamenter rejimin tasfiyesine ve egemenliğin saraya taşınmasına tutun da geniş bir kalibrede 1923 ile son hesaplaşmayı, nihai hesaplaşmayı yaptıklarını gördük. Sizle en son yaptığımız yayında seçim güvenliği bahsinde demiştiniz ki sadece pazar günü seçim olduğu gün sandıkların başında beklemek değildir. İktidarı serbest, bağımsız ve demokratik bir seçime zorlamak, devlet kaynaklarının hoyratça iktidar tarafından kullanılmayacağı, bunun önlenebileceği hem söylem hem eylem geliştirmek gerekir. Yoksa sandıkta bekleyin, öyle seçim güvenliği olmaz demiştiniz. O günden bugüne ya da işte diyelim bir ay önce konuşmuştuk bunu. Son gelişmelere, bir dizi gelişmeye baktığımızda da aslında sizin o sözlerinizi hatırlatan ve endişe verici bazı gelişmeler var. Örneğin Polis Akademisi'nin mezuniyet töreninde AKP'nin vizyon lansmanı etkinliğinde çalınan bir parçanın çalınması, oradaki polis emekçi, güvenlik emekçilerinin, polis kardeşlerimizin o şarkıyla coşmaları, kamuoyuna bir mesaj vermeleri ya da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu paraları cari açığı kapatmak için kullanılıyor sözlerine, siyasi bir iddiasına yönelik suç duyurusunda bulunmaları. Bu gibi gelişmeler aslında seçime giden Türkiye'de de sizin sadece sandık güvenliğiyle seçim olmaz endişenizi artırmıyor mu? Bana göre öyle oluyor. Siz bunları hangi minvalde yorumlarsınız? Buyurun. Evet, yani tam da sizin söylemiş olduğunuz üzere ben bunları nasıl bir seçime götürüleceğimizin işareti olarak görüyorum. Yani bir ay önce seçim güvenliği sadece seçim günü sandıkta sağlanmaz derken aslında bunu kastediyordum. Yani karşımızda devletleşmiş bir parti var, rejim inşa eden bir parti var. Seçimlerde devletin bütün olanaklarını kullanan, bürokrasiyi işe süren, ondan proje isteyen, işte polisi, jandarmayı, devletin güvenlik aygıtını kendi seçim kampanyasının bir parçası haline getiren bir anlayış var. Daha önceki seçimlerde bunların hepsini görmüştük. Bu son hadise, yani Türkiye Yüzyılı kampanyasının, yani bir siyasi partinin seçim kampanyasının şarkısının Polis Akademisi töreninde bizzat polisler tarafından devletin olması gereken, devletin hizmetinde olması gereken polislerin adeta bir partinin hizmetindeymiş gibi davranmasından çok ciddi şekilde endişe duymak gerekir normal şartlarda. Yani düşünebiliyor musunuz? Almanya'da örneğin Merkel'in partisinin seçim kampanyasında Alman polisi şarkı okuyor.
Olacak iş değil. Ne Fransa'da olur böyle bir Macron, şey olsa ne olur ya da Fransa'da buyurun lütfen devam edin. Macron'un partisi yani ya da Fransa'da Macron'un seçim kampanyasında Fransız polisi. Şimdi polisin elbette ki siyasi görüşü olabilir. Polisler gidip tabii ki eninde sonunda sandıkta bir yere oy verecekler, değil mi? Ama örneğin herhangi bir polis CHP'nin herhangi bir şarkısını söyleseydi, CHP seçim kampanyasıyla ilgili bir şey, bir iddiada bulunsaydı, hatta bırakın mesela 10. yıl marşını söyleselerdi, ne olurdu acaba? Yani bir grup polis çıksa 29 Ekim'de hiyerarşiyi ve emir komuta zincirini bir kenara bırakıp diyelim ki 10. yıl marşını söyledi ve kendince böyle bir protesto yaptı. Ne olurdu? Şimdi buradaki tuhaflık aynı zamanda şu bence, kimse bu tuhaflığa ses çıkarmıyor. Yani ortada devletin polisinin bir siyasi partinin seçim kampanyası şarkısını adeta böyle bir İstiklal Marşı'ymış heyecanıyla okuması var. Bu tuhaftır. Fakat bu tuhaflığa sanki 6 ay sonra bu ülke seçime gitmeyecekmiş tarzında tepki verilmesi, siyasi parti liderlerinin, altılı masanın hiçbir liderinin buradan arkadaş siz ne yapıyorsunuz, niye devletin güvenlik güçlerini bir partinin hizmetine koşuyorsunuz, ülke bu şartlarda seçime gidebilir mi diye sormaması bence daha da tuhaf. Yani aynısı yine söylediniz, jandarmanın ve emniyetin kurum olarak CHP liderine dava açmış olması, suç duyurusunda bulunması olacak iş değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun o günkü açıklamasında devletin herhangi bir kurumuyla ilgili tek bir ifade yok. Ama neden olduğunu bildiğimiz bir şekilde, yani Soylu talimat veriyor emrindeki iki kuruma. O iki kurumun tepesindekiler de gidip Kılıçdaroğlu hakkında, yani ana muhalefet partisinin lideri hakkında suç duyurusunda bulunabiliyorlar. Ne oldu bütün o vesayet söylemleri? Şimdi bu sivil siyasetin üzerinde, yani seçilmişlerin üzerinde atanmışların bir baskı kurması değil midir? Siz nasıl sivil olmayanların, üniformalıların sivil bir siyasetçiyi bu şekilde hizaya getirme çabasına ortak olabilirsiniz? Bu sorular da sorulmuyor. Dolayısıyla Türkiye sanki 6 ay sonra seçime gitmeyecekmiş ya da normal şartlarda gidecekmiş gibi yapan bir muhalefet anlayışı var. Zaten kendi iç çelişkilerine gömüldüler, altılı masa vesaire. Biz önümüzdeki süreçte bu 29 Ekim'de yaşananların herhalde çıktısını birkaç ay sonra görmeye başlayacağız. Yani Erdoğan'ın Cumhuriyet'in ve devletin asıl sahipliği iddiası üzerinden yürüteceği kampanyanın karşısında biz muhalefetin Cumhuriyet'i de sahiplenemeyen, olabildiğince sokaktan uzak duran, insanları atalete sürükleyen, evlerine ve sandığa hapseden stratejinin yanlışlığı bana göre önümüzdeki süreçte görülmüş olacak. Eğer bir an önce tabii bundan vazgeçilmezse. Peki buna karşı çıkıp sokağa çıksalar da ya da diyelim ki Türkiye'nin en büyük toplumsal potansiyel olarak örgüt ağına Cumhuriyet Halk Partisi sahip ya da mobilize olabilecek bir örgütlülüğü vardır. Türkiye'nin en büyük seküler gücü örgütlenme anlamında gençlik örgütünü ya da örgütlerini sokağa çıkarıp protesto gösterileri yapsa, daha farklı davransa bu sefer de bunlar AKP'nin işine yaramaz mı gerçekten de iddia edildiği gibi? Tam bir kaos ortamı çıksa, provoke edilse, bu sefer bakın işte ülkeyi karıştırıyorlar demezler mi? Çünkü argüman bu, karşı argüman. Diyebilirler ama burada zaten söylenen şey, hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Sokağa çıkmakla kastedilen şey başıbozuk bir şekilde hurra diyerek sokaklara çıkmak ve ne yapacağını bilmez bir şekilde oralarda dolanmak değil. Başka bir şey, gücünü belli etmek, varlığını belli etmek. Örneğin 29 Ekim'i neden Cumhuriyet'i kuran parti kendi seçim kampanyasının başlangıcı olarak görmez ve kitlesel bir şekilde sokaklarda kutlamaz da bunu iktidardaki parti yapar? Yani ben demiyorum ki sokaklara çıkılsın da polisle çatışılsın. Hayır. Ama Tabii. siyasi partiler güçlerini, varlıklarını bir şekilde belli ederler ve tabanlarına bir güven verirler, bir umut yaratırlar, bir heyecan yaratırlar. Siz bugün CHP tabanında bir umut, heyecan, coşku görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Çünkü kendilerini sahipsiz hissediyorlar. Kendilerini örneğin sahiplenen bir liderin olduğu kanaatinde değiller. Türkiye'yi değiştirecek bir lidere sahip olmadıklarını düşünüyorlar. Bir liderlik anlayışına sahip olmadıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla örneğin 29 Ekim'de her yerde belediyeleri de kullanarak büyük örneğin karnavallar, festivaller, yürüyüşler düzenlemek. Bunların illa böyle sert olmasına da gerek yok. Yani sadece biz buradayız diyen
2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında bunlardan kurtuluyoruz diyen bir söylemle sokaklarda olunabilirdi. Eylemler, gösteriler, yürüyüşler, dediğim gibi karnaval havasında bunların hepsi yapılabilirdi. O zaman eğer bir provokasyon oluyorsa da dönüp devlete diyeceksiniz ki kendi yurttaşınızın güvenliğini almak sizin görevinizdir. Ne demek provokasyon? Yani bunlar yapılmayacak şeyler değil. Başka bir örnek, yani sokağı falan geçtim. 1 Kasım günü saltanatın kaldırılmasıyla ilgili açıklama yapamayan bir muhalefet var karşımızda. Yani 2 gün önce Cumhuriyet'i kutladığını, Cumhuriyet'i sahiplendiğini söyleyen kesimler, iktidar zaten saltanatın kaldırılmasına dair bir şey söylemez. Çünkü hoşlarına giden bir şey değil bu. Ama Türkiye'de İslamcılık öyle bir Osmanlıcı hegemonya kurmuş ki siz 2 gün önce Cumhuriyet'i içeriksiz bir şekilde kutlayın. 2 gün sonra saltanatın kaldırılmasından zerre dahi söz etmeyin. Saltanat kaldırılmasaydı Cumhuriyet kurulabilir miydi? Kurulamazdı. Cumhuriyete giden en Ama önemli devrim saltanat. Osmanlı Sarayı yıkmak. padişahlarına herhangi bir şekilde söz söylemenin kendisi bugün kriminal bir vaka olarak görülüyor adeta. Meşruiyeti ortadan kaldırıldı. Meşru değil gibi görülüyor. Halbuki çok basit bir şekilde şunu söyleyebilirsiniz. Bu ülkede 100 sene önce saltanat saray vardı. 100. yılda olmayacak. Kurmayı denediniz. Hayır, tekrar yıkacağız tarzında bir söylemle insanları da coşturan, heyecanlandıran, onlara umut veren bir söylem dile getirilebilirdi. Bu da yapılmıyor. Şu an ne amaca hizmet ettiğini çok da anlamadığımız bir şekilde işte başörtüsüne anayasal güvence tartışması toplumun önüne atıldı. Bir aydır Erdoğan bununla istediği gibi oynuyor. Sürekli el yükseltiyor. Dün işte çıktı, dedi ki hadi bakalım seçimde başörtülü aday göster noktasına geldi. İşte önce Amerika'ya gidildi. Sonra arkasından Londra'ya gidildi. Daha örneğin 6 ay 7 ay önce Londra'da tefecilerle görüşüyorlar. Dünyanın en büyük faizini veriyoruz demişsiniz. Şimdi diyorsunuz ki örneğin kirli para gitsin diye temiz parayı getirecek olan yatırımcılarla konuşuyorum. Yani Londra'da yatırım sektöründe, yatırım bankalarıyla konuştuğunuzda aslında tefeci dediklerinizle konuşursunuz. Çünkü onlar size bedava para vermeyecek, değil mi? Onlar eninde sonunda bir faizle verecekler. Yine oraya faiz ödeyeceksiniz. Yani çıkıp kalkınmadan, sanayileşmeden, fabrika kurmaktan, katma değer yaratan bir ekonomiden, işte gelir dağılımında adaletten bahsetmek yerine ya memlekette para yok, ben de Londra'ya para bulmaya gidiyorum derseniz size çıkar derler ki ha sen de ülkeyi sıcak paraya bağımlı olarak yöneteceksin demek ki. Yani bunların hiçbirinin yeri ve zamanı değil. Yani iktidar adım adım üstüne koyarak giderken muhalefet hem kendi iç çelişkilerine gömüldü altılı masada, hem de Kılıçdaroğlu sol popülizm yapması gerekirken 2 ay önce yaptığına benzer bir şekilde elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, ekmek meselesi demesi gerekirken şimdi meseleyi başka bir yere taşıdı. Beşli çeteye çok direkt karşı çıkması, kamulaştırmadan bahsetmesi öyle değil mi? Sesiniz Onlar gitti. biraz sonra gelecektir sesin. Umut, düzeltebiliyor musun ses bağlantımı? Şu anda beni duyabiliyor musunuz? Şu anda Tamam. geldi sesiniz abi. Bu söylediklerinize Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2 ay önce yaptıklarını söylediğiniz o bir dizi çabaya Beşli Çete ve benzerlerinden hesap soracağımdan bahsetmesi, kamulaştırmadan bahsetmesini de ekleyebiliriz, öyle değil mi? Elbette elbette, yani onlar da dahil. Yani genel olarak kamucu sol popülist bir perspektif çizdiğinde Kılıçdaroğlu'nun popülaritesi de yükseliyor, desteği de artıyor. Yani son bir ay anket yapılsın. 2 ay önce popülaritesi neredeydi? Son bir ayda nerede? Ben çok büyük bir açı olduğunu düşünüyorum. Yani kendisini popülerleştiren şey Sadat'ın önüne gitmesiydi. Beşli Çete'den hesap soracağım demesiydi. Duyabiliyor muyuz şimdi? Birdenbire bunların hepsi ortadan kalktı. Yani ülkede açlık yok, yoksulluk yok, enflasyon. Enflasyon bugün %85 çıktı. Bir ülkede enflasyonun %85 çıkmasına rağmen o ülkede iktidardaki partiden kitlesel kopuşlar olmuyorsa, kimse örneğin ekonomi yönetimini istifaya güçlü bir şekilde davet edemiyorsa, sokaklarda yaprak kımıldamıyorsa, bunda biraz herhalde muhalefetin de payı olması lazım. Yani dünyada %10 enflasyon olan ülkelerde bile insanlar demokratik anayasal haklarını, protesto haklarını kullanıp sokağa çıkıyorlar Avrupa'nın göbeğinde. %10 enflasyon için. Türkiye'de bugün resmi enflasyon %85 ve herkes yokmuş gibi yapıyor. Yani siz duyabiliyor musunuz bu enflasyon karşısında insanların öfkelerine hitap eden, onları mobilize etmeye çalışan, iktidarı buradan yıpratacak, zayıflatacak hamleler yapan bir söylem ya da eylem biçimi var mı? Maalesef yok. Şimdi öyle olunca da Erdoğan rahat. Bir gün işte TOG'u indiriyor tezgahtan. Ertesi gün seçim kampanyası başlatıyor. Önümüzdeki hafta konut projesinin temelini atar. İşte bir ay sonra asgari ücreti
7.500-8.000 liraya belki 9.000 liraya çıkartır ve oyun kurma rolünü devam ettirir. Şimdi böyle olduğu sürece biz 6 ay sonra seçime gitsek ne olacak, gitmesek ne olacak? Ben bu soruyu, yani konjonktür böyleyken, atmosfer böyleyken sormak isterim. Bu ortamda gidilecek seçimde ben muhalefetin şansının öyle yüksek olduğunu falan düşünmüyorum açıkçası. Bu söyledikleriniz yüzünden midir acaba bir ay önce ya da 2 ay önce artık bunlar gidiyor rahatlığıyla ya da tabanda da böyle bir coşku varken şimdi acaba soruları sorulmaya başlandı ve yapılan değerlendirmeler aslında işin o kadar da kolay olmadığı yönünde. Tüm bu hata olduğunu söylediğiniz bu girişimler yüzünden midir? Bunlar yüzünden mi? Bu altılı masanın heyecanını kaybettiği görüntüsü söz konusu. Siz bu görüntüye ya da bu tespite, izlenime katılıyor musunuz? Böyle görüyor musunuz? Bir heyecan eksilmesi var mı? O anlamda. Büyük ölçüde öyle. Yani o masa bence hiçbir zaman bir toplumda heyecan vesaire yaratmadı. Ama bence esas mesele şu. Geçtiğimiz yıl bu aylarda Türkiye'de dolar 8 lira civarındaydı. Bugün 18 lira civarında. Enflasyon %20'ler civarındaydı. Bugün %80'ler civarında. Bu bir yıl içerisinde halk çok hızlı bir şekilde yoksullaştı Türkiye'de. Korkunç zamlarla karşı karşıya kaldı. Ve o süreçte çok ciddi bir öfke vardı. Muhalefet o öfkeyi siyasete tahvil etmeyi başaramadı. İktidarı bir erken seçime zorlayacak gerçek hamleler yapmadı. Yani kürsüye çıkıp sadece erken seçim istiyoruz demekle erken seçim olmaz. O erken seçim olmayınca da maalesef toplumlar bir süre sonra alışırlar her şeye. Şimdi bizim toplumumuzda da böyle bir şey var. Yani zamlar bir süre sonra kanıksandı örneğin. Bu yoksullaşma haline insanlar uyum sağlamaya başladılar. Bütçelerini küçülttüler, harcama stratejilerini değiştirdiler vesaire. Şimdi öte yandan o altılı masa dediğiniz masadan alternatif olabilecek sahici hiçbir söz, hiçbir düşünce çıkmıyor. Onun yerine bir süredir kimin lider olacağını, daha doğrusu kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına dair bir kavgaya tutuşuldu. Kameralar önünde birbirlerine böyle laflar söylüyorlar. Hatta çok başka bir örnek vereyim. BTP'nin yani Haydarbaş'ın oğlunun partisinin altılı masaya davet edilmesi dahi bir güç savaşının sonucu. Kılıçdaroğlu küçük partilere, Saadet ve Geleceğe oynuyor, biraz da Babacan'a oynuyor. İyi Parti bu Akşener burada kendisini yalnız hissetti. Masada kendisine amiyane tabirle bir yancı ihtiyacı içerisindeydi. O yancı BTP şahsında bulundu ve şimdi oraya davet edilecek. Bakalım CHP bunu kabul etmese denilecek ki işte masanın genişlemesini mi istemiyorsunuz? Kabul etse masaya gelindiği andan itibaren pazarlıklarda İyi Parti'nin yanında yer alan bir konuma gelecek. Şimdi bu nedenle de bakın ne kadar zamandır toplanmıyor altılı masa? İşte bir ay oldu herhalde. 14'ünde toplanacak. Yani artık bir araya gelip fotoğraf vermeye dair bile bir takım sıkıntılar oluştu. Ve zaten dışarıdan sürekli de Erdoğan da Bahçeli de işte bu Millet İttifakı dağılacak şeklinde bir takım girdiler yapıyorlar. Dağılır dağılmaz o başka bir mesele. Şu saatten sonra dağılması ihtimali biraz daha zayıf gibi görünüyor. Ama varlığıyla yokluğu bir olan bir masaya dönüştü orası. Erdoğan'ın karşısında Erdoğan'ın söylemlerini bir şekilde boşa düşürecek, onunla aşık atacak, kendi vizyonunu ortaya koyacak bir lider figürünü hala daha çıkarabilmiş değil muhalefet. Etrafında kenetleneceği programıyla, sözüyle, eylemiyle kenetlenebileceği bir lider yok. Bu da beraberinde Erdoğan'ın rahatça hareket etmesini, kendine zaman bulmasını, oyun alanı açmasını, yani zaman kazanmasını ve oyun alanını açmasını sağladı. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'nun sizin biraz önce olumladığınız sol popülizmi değil ama daha siyasi, tarihsel dinamikleri güçlü bir sınıfsal bakışı, bütün bu bahsettiğiniz derin yoksullaşma ve sermaye çevrelerinin kârlarına kâr kattığı bir dönemin ardından Türkiye siyasetinde görebilir miyiz? Çünkü aslında bu emek sermaye çelişkisi, bankaların, finans kapitalin kârlarına kâr katarken toplumun çok büyük, çok geniş kesimlerinin yoksullaşması, zengin ve fakir arasındaki farkın Cumhuriyet tarihinde belki olmadığı kadar açıldığı bir dönemi yaşıyor olmamız, Türkiye siyasetinde eksik olan ve belki de pek çok kültürel görünümü ile örtülmeye çalışılan sorunların da temeli olduğunu düşünürsek, bir sınıfsal bakış, bir kamucu vurgu, bir emekten yana bir bakış daha da bir politik hat olarak öne çıkabilir mi acaba? Siyaset bilimci olarak yazıp çizdiğiniz, kafa yorduğunuz konularda bunlar. O yüzden de soruyorum. Buyurun lütfen. Yani ben Haziran ayına kadar böyle bir ihtimalin olmadığı kanaatindeyim. Yani hem süre kısa hem de toplum maalesef
tamamen seçime endeksli bir siyasal bakış açısına mahkum edildi. Yani kiminle konuşsanız ya bekleyelim, susandığı görelim, nasıl olsa gidiyorlar, bu iş bitti tarzı bir bakış açısına. Yani şu an insanların bu büyük sabrı, korkunç sabrı önümüzdeki 6 ay içerisinde seçim olacağı ve bu işin biteceği umudundan kaynaklanıyor. O yüzden bu kadar kısa bir sürede ben Türkiye'de bir sınıf hareketinin beklenmesinin çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Ha yarın bir gün böyle bir kıvılcımla bir şey olabilir, o ayrı. Hani bir ihtimal olarak bir yerde, hep Türkiye burası, böyle şeyler mümkün. Ama öte yandan hani planlı programlı adım adım üstüne koyarak giden bir sol hareket bence ancak seçimden sonra Türkiye'nin durumu görüldüğünde konuşulabilir. Yani AKP kalsa da, AKP gitse de, AKP'nin 5 yılında artık, yani şunun anlaşılmış olması lazım. Karşınızda bir parti devleti var. O parti devletiyle mücadele basitçe sandığa indirgenemez. Ben örneğin eğer AKP kalırsa bunun anlaşılma ihtimalinin yükseleceğini düşünüyorum. Öte yandan AKP giderse AKP'nin yerine gelecek olanlar emin olun ki restorasyon adı altında büyük kemer sıkma politikaları izleyecekler ve bu enflasyonu düşürmenin bedeli yine maalesef emekçi halkımızın sırtına yüklenecek. İşte o noktada da yine solun çıkıp, yani 20 yıl boyunca sizi yönetenlerden sonra bir 20 yılda bunlara mı tahammül edeceksiniz? Bir 20 yılda bunlara mı kredi vereceksiniz şeklindeki bir bakış açısıyla kendisini var etmesi lazım. Türkiye kapitalizminin yaşadığı kriz AKP kalsa da gitse de öyle 3 ayda 5 ayda çözülebilecek bir kriz değil. Zamana yayılı yapısal bir kriz var ortada. Dolayısıyla sol Haziran seçimlerine kadar olabildiğince kendi yığınağını, yani ideolojik yığınağını, kadro yığınağını vesaire yapmaya devam etmeli. Toplumu etkilemeye çalışmaya devam etmeli. Seçim sonuçlarıyla birlikte de, çünkü dediğim gibi seçime doğrudan müdahale edebilecek araçlardan yoksun Türkiye solu, öyle bir gücü yok. Seçim sonuçlarına bakarak da Türkiye'nin gelecek dönemine, yani AKP'li mi AKP'siz mi olacağına bağlı olarak da artık kendi toplumsallaşma kanallarını hızlı bir şekilde inşa etmeli. Peki şöyle de düşünebiliriz o zaman söylediklerinizden. Seçimi AKP kazansa da bir başka boyutuyla tabii siz bunu anlatmak istemediniz ama şöyle de var, şu da var. AKP seçimi kazansa da Millet İttifakı AKP'nin yerine iktidara gelse de Türkiye siyasetinde bazı görüntüler değişecek öyle değil mi? Hem liderlik bazında, ittifaklar bazında belki taşların yeniden karılacağı, kartların yeniden karılacağı, taşların yerine oturacağı bir dönem de bizi bekliyor diyebilir miyiz seçimde sonucu ne olursa olsun önümüzdeki dönemde? Elbette ki şöyle söylemek lazım. Seçim sonuçları ne olursa olsun Türkiye'yi tırnak içinde istikrar bir stabil durum beklemiyor. Yani AKP kazanırsa da kolay kolay yönetemez Türkiye'yi. Altılı masa kazanırsa da bu kriz başlıklarında Türkiye'yi kolay kolay yönetemez. Elbette ki bazı şeyler değişecek. Yani Erdoğan giderse yerine kurulacak olan hükümet eninde sonunda geçmişe dair bir hesaplaşmayı yapmak zorunda. Yoksa halkı tutamazsınız. O hesaplaşma gündeminde belki sol yükselecek. Yani bu 20 yılın hesabının sorulması meselesinde yolsuzluklar, yoksulluk, işte üniversite, yargı, medya, bunların hepsinin Türkiye toplumunun önüne getirilmesi ve bir arınma sürecinin yaşanması gerekiyor. Yani biz bu 20 yılın üzerine hiç yokmuş gibi kapatıp örtersek, hesaplaşmazsak geleceğe dair ortak bir vizyon geliştiremeyiz, ortak bir projeksiyon geliştiremeyiz halk olarak, toplum olarak. Türkiye toplumunun kendisini yeniden kurması gerekiyor. Kendisini yeniden bir sözleşmeyle adeta bir araya getirmesi ve bir gelecek tasavvuruna sahip olması gerekiyor. Ben o gelecek tasavvurunun içerisinde mutlaka sol değerlerin olması gerektiği kanaatindeyim. Yani Türkiye 1950'den beri sağ siyasetler tarafından bu noktaya getirildi. Uçurumun eşiğine getirilip bırakıldı. Eğer o eşikten çıkmak istiyorsanız kamuculuk, halkçılık, özgürlük, eşitlik, sosyal adalet, sosyal devlet, kalkınma, bunların hepsinin yeniden konuşulduğu, işte planlı ekonomi, devlet müdahalesi, gelirin yeniden dağıtılması, bunların hepsinin yeniden konuşulduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ben Türkiye'nin kurucu dinamiklerinin bu sol değerler üzerine inşa edilmesi gerektiği yönünde bir düşüncenin içerisindeyim. Peki HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanı Pervin Buldan'ın da Cumhuriyet'in tekçi ve inkarcı farklılıkları dışlayan bir anlayışa sahip olduğunu özellikle ilk yıllarına gönderme yaparak iddia eden, söyleyen bir açıklaması vardı. Bu da aslında her zaman olduğu gibi şöyle yorumlandı. HDP dönecek, dolaşacak, tekrar AKP ile birlikte iş yapacak, ittifak kuracak ya da aşağıda başka şeyler konuşuluyor. Yani aşağıda değil, yukarıda. Yani partiler birbiriyle görüşüyorlar mı, ne oluyor?
Bir siyaset bilimci olarak buradaki çıkışı nasıl yorumlamak gerektiğini düşünürsünüz? Buyurun. Yani ben o açıklamanın Kürt hareketinin genel bakışından ayrı bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer Kürtler kendi tarihleri üzerinden son 100 yıla bakıyorlarsa söyledikleri şey kendi açılarından normal. Gerçekten de yani milli mücadele döneminde Kürtlere verilen sözlerle savaş kazanıldıktan sonra atılmayan adımların ne olduğunu herkes biliyor. Yani bunları bu saatten sonra inkar etmeye gerek yok. Keşke konjonktür farklı olabilseydi, süreç farklı olabilseydi ve Kürt sorunu o zamandan bu zamana birikerek gelmemiş olsaydı. Ama geldi. Dolayısıyla Buldan'ın sözlerinde Kürt siyasi hareketinin bakışı ve perspektifi üzerinden bir değerlendirme yapıldığında şaşırtıcı bir yan ya da yeni bir yan yok. Buradan yola çıkarak da ben AKP ile yeniden anlaşacaklar tarzı bir şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kere AKP'nin bence böyle bir şeye şu an ihtiyacı yok. Çünkü özellikle meselenin silahlı boyutunda devlet İHA ve SİHA'lar aracılığıyla ciddi bir üstünlük ele geçirdi. Yani sınırların ötesinde artık Irak'ta ve Suriye'de bir silahlı mücadele yürütülüyor. Öte yandan AKP'nin MHP ile kurmuş olduğu ilişki HDP ile bir ilişki kurmasının önündeki en büyük engel. Yani önümüzdeki süreçte örneğin biz işte İmralı'da Öcalan'la yeniden bir takım görüşmeler yapıldığını vesaireyi duyabiliriz. Ama dikkat edin, bir yandan da HDP'ye yönelik kapatma davasında sona doğru yaklaşılıyor. AKP bir yandan milliyetçilik, işte devletçilik vesaire yaparken terörü şöyle bitirdik, böyle hallettik derken işte Soylu bu sürecin önemli bir figürü olarak karşımıza çıkmışken ben HDP'nin herhangi bir şekilde AKP ile ve AKP'nin de HDP ile yeni bir yani seçim öncesinde yeni bir müzakere sürecine girebilecekleri kanaatinde değilim. Yani böyle bir ihtimalin son derece zayıf olduğunu düşünüyorum. Sizin de hem yazılarınızda hem televizyon programlarınızda vurguladığınız hepimizin de bildiği bir şey var. O da şu. Siyasal İslamcı anlatıda içki içmek, içki kadehleri, Atatürk'ün Çankaya'daki sofrasından tutun da onun itibarsızlaştırılmasından tutun da Boğaz kenarında viski kadehini yudumlayan entelektüeller diye toplumun ilerici isimlerine, öne çıkmış sanatçılarına yöneltilen bir eleştiri olarak görülür. Bu hep kültürel görüntüleri bu sınıfsal çelişkilerin, sömürünün üzerine örtmek için de siyasal İslamcı anlatının kullandığı bir argümandır, söylemdir, biliriz. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de daha önce AKP'nin uzun süre egemenliğinde yönetiminde kalmış belediyelerde iktidara geldikten sonra sosyal tesislerinde içki daha önce içilen yerlerde, içki servisi yapılan yerlerde tekrar içki servisini başlatmazlar. Aman bize muhafazakarlar ne der şeklinde özetlenebilecek bir endişeleri olduğu varsayılır. Bu eleştirilir. Ama Rize'nin Fındıklı ilçesinde Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu bir sosyal tesis açtı ve açtığı sosyal tesise Aydın Boysan'ın içki adabını estetize eden, sanatsal bir şekilde anlatan bir aydın, mimar, değerli bir aydın Türkiye'nin. Onun ismini verdi Aydın Boysan Sosyal Tesisleri diye. Bu da akıllara pekala demek ki olabiliyormuş. Rize'de bir belediye başkanı böyle bir şey yaptı dedirtti. Siz de bu konuları önemseyip yazdığınız için sormak istiyorum. Duydunuz mu o gelişmeyi? Nasıl yorumladınız? Buyurun. Yani evet, duydum. Bir kere Aydın Boysan'ın kendisi Türkiye'nin kültür tarihi açısından son derece önemli bir figür. Bunu görmek lazım. Öte yandan ben hep şunu söylüyorum. Yani içki içmek tek başına ilerici bir eylem değildir. İçki içmek tek başına savunulacak, güzelleme yapılacak, övünülecek bir şey değildir. Ama Elbette. içki içme özgürlüğünün savunulması gerekir. Türkiye'de muhafazakarlık, İslamcılık, içkiyi her zaman Osmanlı-Türkiye modernleşme sürecinin bir sembolü olarak gördü. Eleştirdiği modernleşmenin bir sembolü olarak gördü. Cumhuriyetle hesaplaşmanın bir sembolü olarak gördü. İşte içkiyi adeta böyle kriminal bir vaka haline getirdi. İçki içilen mekanları, içkinin kendisini. Şimdi içki satış saatlerinden tutun da içki fiyatlarına uzanan bir genişlikte aslında benim fiili şeriat rejimi dediğim rejimin en önemli hedefi orası. İçkiyi bir şekilde düşmanlaştırmak, içki içenleri şeytanlaştırmak. Bunun hem tarihsel boyutu var hem güncel boyutu var. Dediğiniz üzere işte Atatürk'ün içki sofrasından tutun da işte Boğaz kıyısında viskisini yudumlayan aydın kesimi. Yani topluma yabancılaşmış olanlar, milletin değerlerinden uzaklaşmış olanlar. Milletin değerleri deyince mesela son günlerdeki bu anayasa tartışmasında LGBTİ bireyler de yeni düşman olarak toplumun önüne atılıyorlar. Yani aile, millet.
Zaten bir İslami popülizm vardı AKP'de. Şimdi buna bir de Avrupa'daki sağ popülizmin argümanları eklendi. Yani Avrupa'da da örneğin neofaşist akımlar ya da sağ popülist akımlar LGBTİ bireyleri aileye, işte millete, dine tehdit olarak görüp düşmanlaştırıyorlar. Bizde de aynısı var. Şimdi bu içki meselesi de böyle. İçki meselesi örneğin muhalefetin belediyelerinin sosyal tesislerinde içki satılamıyor oluşu noktasında bir hegemonya yaratıyor. Yani hani konuştuk az önce, Osmanlı padişahlarına artık Abdülhamit'e, Vahdettin'e söz söylenemiyor. İçki satmanın kendisi de aman bir şey mi derler, aman sağ seçmeni ürkütmeyelim kafesinin içerisine hapsedilmiş durumda. Ama bakın istediğiniz zaman işte Rize'nin bir ilçesinde biraz irade ortaya koyduğunuzda, kardeşim ben burayı açıyorum, isteyen gelir isteyen gelmez diye gayet kültürel bir perspektifle de aynı zamanda Aydın Boysan gibi bir değerin ismini de vererek açtığınızda size kimse bir şey diyemez. Dediğim gibi içki tek başına üzerine siyasi mücadele verilmesi gereken bir şey, bir değer değildir. Ama içki içmek eğer kriminalize ediliyorsa bunun karşısında Türkiye'nin ilerici kesimlerinin de kimse kimsenin içkisine, nasıl kılık kıyafetine karışamıyorsa içkisine de karışamaz. İsteyen içer, isteyen içmez. Siz bu meseleyi düşmanlaştıramazsınız, siyasete araç edemezsiniz, istismar edemezsiniz demesi lazımdı. Onun yerine bir sessizlik söz konusu. Bu da tıpkı işte saltanatın kaldırılmasına ses çıkarılamıyor oluşu gibi bir sessizliğin içerisinden geçiştiriliyor. İşte bir gün iktidara gelirsek belki de değiştiririz. Şimdilik aman bunlara ses çıkarmayalım tarzı bir bakış açısı var. Peki sonuna geldik süremizin. Sayın Yaşlı, çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli yorumlarınızla, görüşlerinizle zenginleştirdiniz bugünkü yayınımızı da. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.